Hocam Tekirdağ'da yükselen vaka sayıları mevcut. Neler söyleyeceksiniz? Tekirdağ'da son durum nedir? Evet, tüm ülkemizde olduğu gibi görece bir artış yaşamaktayız. Bunun bir tek sebebi var. Hareketimizin kontrolden çıkması. Dinamik yoğunluğu, nüfus yoğunluğu olan bir bölge bizim bölgemiz. Bizim özellikle isteğimiz vatandaşlarımızın bu dönemde misafirseverliklerini askıya almaları. Malum biz misafirliği seven, misafir etmeyi seven bir milletiz ama farkında olmadan Covid'i misafir etmekteyiz. Sevdiklerimizi aramızdan ayıran Covid'i misafir etmeye zemin hazırlamaktayız. Biz bütün halkımızdan verilen sağlıkçıların bu kadar samimi bir niyetle, özveriyle verdikleri, kendi hayatlarından vazgeçerek halkımız için yaptıkları bu özverinin anlaşılmasını ve azami dikkatin gösterilmesini bekliyoruz. Bunun için sözünü ettiğim gibi ziyaretlerin kesilmesi, 15 dakikadan fazla bir arada zaruri olmadıkça, mecburi kalınmadıkça iki kişinin bulunmaması, bütün yaşantımızı maske, mesafe, hijyen üçgeninde şekillendirmemizi söylemek isterim öncelikle. Bugüne kadar burada tüm sağlıkçılarımız olağanüstü bir gayretle ülkemizde yapıldığı gibi kendi bölgemizde de 375.942 PCR testi gerçekleştirmiş ve 253.000 filyasyon işlemi gerçekleştirmiş. Sahada 250'nin üzerinde filyasyon ekibimiz, bunların yarıya yakını doktorlu ekiplerimiz sürekli faaliyet halindedirler. 200'ün üzerindeki araçla bu işlemlerini gerçekleştirmektedirler. Biz halkımızın bizim bu sesimizi duymasını istiyoruz. Bu kıpırdanışı, yukarıya doğru yükselişi halkımız engelleyebilir. Kurallara azami derecede dikkat etmek bunun birinci şartıdır. En önemli şartı da görmekte olduğumuz üzere hareket kısıtlamasıdır. Biz hareket serbestisini tanıdığımız yerlere Covid'i davet ediyoruz. Lütfen istirham ediyorum tüm vatandaşlarımızdan mecbur kalmadığımız sürece izolasyon, kendimizi hiç yapmadığımız kadar izole edelim. İkili görüşmeleri 15 dakikadan uzak, mesafeye dikkat etmeksizin yapmayarak uzatmayalım. Ve şüpheli bulgular, semptomlar hissettiği zaman halkımızın hızlı bir şekilde test vermeye kurumlarımıza gelmelerini öneriyoruz. Erken teşhisin yayılmayı önlemede yüksek başarı tedavide bize vereceğini ve yoğun bakımlarımızın da gereksiz doluluklara ulaşmayacağını hatırlatmak istiyoruz. Peki hocam, Tekirdağ'da bu yükselişin nedeni sizce nedir? Evet, bu neden bizim burada malum haliniz Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu ekseni, Ergene ekseni üzerinde yoğun bir sanayi ortamımız var. Yakın büyük kalabalık metropollerle bizim sürekli git gel temaslarımız var. Bu hareket buna sebep olan başlıca hususlardan biridir. Yani gene aynı yere gelmiş oluyoruz. Biz şu sloganı söylemek isteriz. Hareketi azalt ya da kes, Covid'i yen. Bunun tek bizce açıklanabilir sloganı bu olmalıdır. Ne kadar izolasyon, ne kadar mesafe ve maskeye dikkat eder isek bu belayı def edeceğimize inanıyoruz. Misafirperverliğimizi sevdiklerimizle beraber inşallah yazın, sonbaharda, daha güzel koşullarda, Covid'i yendiğimiz koşullarda yapalım diye halkımıza bir mesaj vermek isteriz. Tekirdağ'da vaka sayıları arttı. Neler söyleyeceksiniz? Yani açıkçası korkuyoruz. Fazlasıyla da korkuyoruz. Elimizden geldiğince önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ama bunlar göründüğü üzere çok da yeterli olmadığını görüyoruz. Peki ne yapılması lazım? Yani bu konularda uzman hekimler zaten gerekli açıklamaları yapıyor. Biz de halk olarak yapmış oldukları açıklamalar karşısında onları doğru buluyoruz. Elimizden geldiğince sosyal mesafemizi fazlasıyla arttırmalıyız. Misafirlik durumlarını tamamen ortadan kaldırmalıyız. Bir arada olabilecek tüm aktiviteler bence ortadan kalkmalı.